değerli basın mensupları. Genç Memurten Kütahya İl Başkanı Mehmet Zahit Behti, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Zahit Behti yaptığı basın açıklamasında dünyanın en adaletsiz savaşının yaşandığı Suriye'de, seçilmiş hükümete karşı darbe yapılan Mısır'da, ambargo altında inleyen Gazze'de, mezhep savaşına sürüklenen Irak'ta, ölen mazlum kardeşlerimizin adını anmak için buradayız. Yurtlarından sürülmüş Myanmarlılar, toprakları gasp edilmiş Doğu Türkistanlıların sesini duyurmak için buradayız. Dini, inancı, milleti, mezhebi, ülkesi, ideolojisi ne olursa olsun milletin iradesine kasteden her kesime ve her eyleme karşıyız ve karşısındayız. Bizler ayrım yapmaksızın çıkarları değil, hakkı ve adaleti üstün tutan yeni bir dünya istiyoruz. Türkiye'deki gençler olarak dünya gençliğini insan ihlallerine karşı sonuna kadar direnmeye, onurlarına, tercihlerine ve seçimlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Rabiatül Adeviye Meydanı'nda yapılan katliama tanık olan ve bu zulme isyan eden biz gençler kendimizi Rabia kuşağı olarak adlandırıyoruz. Rabia kuşağı olan bizler daima adaletin, hürriyetin, meşruiyetin, insan haklarının savunucusu olacağız. Bu değerlerin karşısında duran tüm düşünce ve hareketlerle de her ne pahasına olursa olsun mücadele edeceğiz. Katliamların üzerinden 100 gün değil 100 yıl da geçse mazlumun yanında olmayı sürdürecek, hakkı aykıracak, insanlığı ayakta tutmak için görevde olacağız dedi. Dünyanın en adaletsiz savaşının yaşandığı Suriye'de, seçilmiş hükümete karşı darbe yapılan Mısır'da, ambargo altında inmeyen Gazze'de, mezhep savaşına sürüklenen Irak'ta ölen mazlum kardeşlerimizin adını anmak için buradayız. Yurtlarından sürülmüş Myanmarlılar, toprakları gasp edilmiş Doğu Türkistanların sesini duyurmak için buradayız. Dini, inancı, milleti, mezhebi, ülkesi ve ideolojisi ne olursa olsun milletin iradesine kasteden her kesime ve her eyleme karşıyız ve karşısındayız. Bizler ayrım yapmaksızın çıkarları değil, hakkı ve adaleti üstün tutan yeni bir dünya istiyoruz. Türkiye'de gençler olarak dünya gençliğini insan hakları ihlallerine karşı sonuna kadar direnmeye, onurlarına, tercihlerine ve seçimlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Rabiatül Adeviye Meydanı'nda yapılan katliama tanık olan ve bu zulme isyan eden biz gençler kendimizi Rabia kuşağı olarak adlandırıyoruz. Rabia kuşağı olan bizler daima adaletin, hürriyetin, meşruiyetin, insan haklarının savunucusuyuz. Bu değerlerin karşısında duran tüm düşünce ve hareketlere de her ne pahasına olursa olsun mücadele edeceğiz. Katliamların üzerinden 100 gün değil, 100 yıl da geçse mazlumun yanında olmayı sürdürecek, hakkı haykıracak, insanlığı ayakta tutmak için görevde olacağız. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Memur Sen'in gençliği olarak diyoruz ki, Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm Batı ülkeleri İslam coğrafyasında yaşanan zulme, adaletsizliğe ve katliamlara sessiz kaldı ama siz sessiz kalmayın.